Genellikle hep aynı sorular var. O yüzden toplu cevaplar vermek istiyorum. Çocuğunuza evde yapabileceğiniz diğer müzikle ilgili oyunlar ya da paylaşabileceğiniz zaten genellikle 4 yaşına kadar yani ya da 3 yaşına kadar müzik buluşmalarına ya da müzik derslerine ben hani ders demeyi çok sevmiyorum. Müzik buluşmalarına anne babayla beraber gidiliyor. Ve bu zaten çocukla paylaştığınız bir zaman oluyor. Çocukların çalabildiği, o yaştaki çocukların çalabildiği çeşitli enstrümanlar var. İşte çocuklara zarar vermeyecek çeşitli işte bagetler, shakerlar, işte müzik boruları, çanlar vesaire bir sürü enstrüman var. Bu enstrümanları küçük setler halinde de alabiliyorsunuz. Hani yapabileceğiniz en kolay şey dinlediğiniz müziklere çocuğunuzla beraber ritim tutmak. Ritim tutmak ne kadar çok basit bir şey gibi gözükse de aslında çoğu büyük de ritim tutmakta zorlanıyor bir şeyden sonra, bir süreden sonra. Birçok farklı türde müziği çeşitli böyle bu basit enstrümanlarla ne bileyim evinizde tef olabilir, marakas olabilir. Her şey yani küçük tahta kaşıklarla bile yapabilirsiniz. Yani bu her zaman sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Dinlediğiniz müzikleri çocuğunuzla beraber eşlik edebilirsiniz. Bunu evde bir şey haline, bunu bir evde bir oyun haline getirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi çocuğunuzu böyle aktivite yapan bir yere götürürsünüz. Ve diğer çocuklarla birlikte çünkü sonuçta ritim gibi faaliyetler özellikle daha küçük çocuklara yaptığımız 2-3 yaşında çocuklara yaptığımız faaliyetler toplu olarak yapıldığı zaman büyük şeyler ifade eden yani sosyal olarak işte aynı anda vurmak, aynı hareketi yapmak, aynı sesi çıkarmak ya da hani bir ses çıkarmak hani orada bir aktivitede bulunmak gerçekten önemli. Tekrar sorulara bakıyorum. Sorular genelde enstrüman başlama yaşı ile ilgili. Deminden de dediğim gibi 5 yaşından aşağı tavsiye etmiyorum. Enstrüman başlamaya. Bu demek değil ki 5 yaşında inle enstrüman çalmaya başlasın. Yo hayır her yaşta başlayabilir. Şu yaş için geç, bu yaş için erken diyemem. Piyano ile ilgili sorular var. Evet deminden dediğim gibi piyano ses çıkarması, etki tepkisi çok daha kolay bir enstrüman olduğu için evet başlangıç için çok uygun bir enstrümandır. Ama inle piyano olacak diye bir de şey yok. Küçük bir silofon bile işinizi görebilir. Fakat silofon gibi enstrümanların yani bir müzik aleti olduğu, onu oyuncak mertebesinden hani çıkarıp bununla hani müzik yapmak vesaire gibi ona anlamlar yüklemeli. Hani öyle oyuna devam etmeli. Zaten diğer dillerde hani müzik yapmak dediğimiz şey hep yani müziği oynamakla bağdaştırılıyor etimolojik olarak. O yüzden aslında yaptığımız şey çocuklara yaptığımız şey oyunla seslerle öğrenmek. Ya yani öğrenip hem eğlenmek hem sosyal bir ortamda olmak, sosyal bir ortamda olurken de kişisel olarak gelişimi sağlamak. Kızımın uyku müziği var. Bununla uyumayı seviyor. Uyurken çalmaya devam etmesinin zararı var mı? Hayır, kesinlikle yok. Ama müziği değiştirebilirsiniz mesela hani arada diye düşünüyorum. Hani onun da rızasıyla. Bak bu akşam da bunu mu dinlesen acaba diye. Çünkü hani uykuda dinlenen müzikler gerçekten aslında faydalı da. Bazı insanlar yapamasa da özellikle çocuklara büyük bir sakinleştirici etkisi olduğu bariz.
Çocuğumuzun melodiyi ezberlemesi, çalmak istediğini devamlı onun çalmasında. Pardon. Ha. 2 yaşındaki oğlum sosyal medyadaki bir grubu sürekli dinleyip takip ediyor. Ağız ritimleri olsun, el ritimleri olsun. Hep yapmaya çalışıyor. Küçük davulları var ve çalıyor. Çok keyif alıyor. Bir sakıncası yoktur. Tabii ki bir sakıncası yok. Tam tersine çok faydalı bir durum. Hani neyi takip ettiğini bilmiyorum. Umarım iyi bir şeyi takip ediyordur ama ritim çalışmaları gerçekten çok faydalı. Dediğim gibi zaten ritim demek, matematik demek, sayılar demek. Sürekli aynı, yani sadece şu, şöyle birçok konuda uyarabilirim. Sürekli aynı müziği dinlemek yerine, çünkü hani çok popüler bir şey dinliyorsa, deminden pop müzikten bahsettiğimiz gibi sayması çok kısıtlı bir şey dinliyordur. Hani 1 2 3 4 1 2 3 4 diye sayılan bir şey dinliyordur büyük ihtimalle. Evet, eğlencelidir ama hani onu çok geliştirici değildir. Şey önerebilirsiniz. Aa, bir de şunu açalım mı? Bak, şunda da çalabilirsin vesaire gibi şeyler önerebilirsiniz. Ama hani dinlediği, sevdiği şeyi yasaklamak gibi şeyler yapılmamasını tercih ediyorum. Bebeğimiz 8 aylık, dinlettiğimiz şarkı sözleri bilinçaltını etkiler mi? Bunun aslında, bu tam olarak benim konum değil. Ama 8 aylık, şöyle bir şey, bilinçaltını etkiler mi? Aslında müziğin bu tamamen rengine bağlı bir şey olduğunu söyleyebilirim buna. Nasıl bir müzikte bu sözlerin nasıl geçtiğine bağlı diye söyleyebilirim. Ya yani, tam olarak uzmanlık alanım değil. Aslında buna çok cevap vermek istemiyorum. Önemli olan müziğin niteliği demek istiyorum. Kızım 3,5 yaşında, çok şarkılar söylüyor ve ezberliyor. Normal mi? Evet, gayet normal. Onlar bizden çok daha çabuk ezberleyebiliyorlar bütün şarkıları. Düşünürseniz yani 3,5 senedir dünyada ve çok hani kavrama şeyi çok yüksek bir çağda. Harika bir şey. Madem söyleyebiliyor, sadece Türkçe şarkılar söylemesin, yabancı dilde de şeyler dinletin. Böylece dil yeteneğini de geliştirmiş olursunuz diyorum. Evet, sorulara bakıyorum bir yandan. Müzik dinletme konusuyla ilgili aslında söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Herkes hani müzik dinletme, ses yüksekliği gibi sorular sormuş. En önemli şey evinizde hani enstrüman çalmaktan vesaire, enstrüman çaldırmaktan bile daha önemli şey müziği kaliteli bir ortamda dinlemek. Yani şimdi bu kaliteli şeyini ikinci kez kullanıyorum ama en azından küçük, şu anda hani her şey hoparlörlere ulaşmak o kadar zor değil artık. Hani Bluetooth hoparlörler var, küçük kablolu hoparlörler var vesaire. Müzik dinlemeyi telefondan, televizyondan, bilgisayardan değil, küçük de olsa bir hoparlörden ve dinlemenin ve duymanın arasındaki farkı çözerek, siz de çocuğunuza bunu göstererek. Çünkü çocuk sonuçta sizi yani taklit edecek, sizi takip edecek. Siz evde müzik dinlemek için bir çaba, bir özel bir zaman ayırdığınız zaman ya da özel bir ortam kurduğunuz zaman aynısını o da uygulayacaktır. Ve bu kendi gelişiminde, dünyaya bakışında önemli bir değişiklik yaratacaktır. Sorulara devam ediyorum. Bebeğim 4,5 aylık, müzik açmadan asla uyumuyor. Kapatınca uyanıyor. Sabaha kadar müzik açık. Olur mu? Tabii ki de olur. Deminden anlattığım gibi anne karnı zaten epeyce gürültülü bir ortam. Müzik dinleyerek uyumasında hiçbir sakınca yok. Dinlediğim müziğin güzel bir müzik olduğunu umuyorum. Sadece bunu söyleyebilirim.
Diğer bir soruya geçiyorum. 10 aylık kızım var. Çizgi film müziğini duyunca kahkaha atıyor, mutlu oluyor. Ne kadar doğru. Ne kadar güzel. Demek ki çok hoşuna gidiyor. Onu mutlu. Yani müzik zaten insanı gerçekten duygularını harekete geçirici bir sonuçta sanat dalı. Seyretmeye, dinlemeye devam etsin diyorum. Hemen sorulara, başka sorulara geçiyorum. Ne tür müzik dinletmeliyim gibi sorular var. Şimdi hani genel olarak şey yargısı vardır. Yargı demeyeyim de kanısı vardır. Hani klasik müzik dinletelim. Klasik müzik çok faydalıdır vesaire. Ben inne klasik müzik olsun taraftarı değilim. Ben hani eğer müzik iyiyse rap müziği de dinletelim, rock da dinletelim, Türk halk müziği de dinletelim, Türk sanat müziği de dinletelim, Hint müziği de dinletelim. Hatta biz de dinleyelim dinletirken. Böylece ufkumuz açılsın, başka başka şeyleri de bilelim diyorum. Klasik müziğe gelince gerçekten hani çok büyük bir sanat dan bahsediyoruz burada. Büyük bir sanat dalı, büyük geçmişi ve ağırlığı olan bir şey. Çok renkli, çok sesli. Çok sesli olduğu için bizim müziğimizden çok farklı, algılaması farklı, yapısı farklı. O yüzden dinletmek tabii ki de çok faydalı. Evet, klasik müzik dinletin, caz dinletin, pop dinletin. Sadece hani rastgele şeyler dinletmeyin dediğim gibi. Kendinize sonuçta şu anda hani internet gibi bir kolaylığımız var. Kendinize listeler yapabilirsiniz, müzik listeleri yapabilirsiniz, çocuğunuz için müzik listeleri yapabilirsiniz. Ve hani bu listelerle tekrar tekrar bazen aynı müzikleri dinleyerek enstrümanları hani ne bileyim evdeki kaşık demiştim mesela. Evdeki enstrümanları kullanarak eşlik edebilirsiniz. Bu onun hani birçok yeteneğini geliştirecektir. Ama benim her zaman tavsiyem evet bunu evde yapmak tabii ki de çok güzel bir şey. Fakat hani özellikle anaokuluna gitmeyen çocuklar için ya da anaokuluna henüz gitmemiş çocuklar için, 2 yaş çocukları için hani müzik buluşmalarında hem sosyal becerilerini geliştirmek için toplanmak hem de duygusal becerilerini, duygusal zekasını, matematiksel zekasını ve çok daha önemlisi motor yeteneklerini yani hareket yeteneklerini elleriyle yaptıkları hareketleri ve vücutlarıyla yaptıkları hareketleri geliştirmeleri için onlara bir ortam sağladığı için müzik buluşmalarına götürmenizi öneriyorum. Bazı belediyelerin yaptığı ücretsiz erken müzik eğitimleri de var. O yüzden aslında hani her şekilde götürülebilir diye düşünüyorum. Sorulara devam ediyorum. Yine uyku öncesi müzikle ilgili birkaç soru gelmiş. Yatağa girdiğinde müzik dinlemek istiyor. 5-6 tane dinliyor ve uyuyor. Uyku ritüelini bozar mı? Hayır. Oğlunuzun demek ki ilk uyku ritüeli böyle. Hani müzikle beraber bazı çocuklar hani kitap okuyup uyuyor. Bazıları müzik dinleyip. Ben de çok 20 yaşlarıma kadar mesela geceleri müzik dinleyip uyudum. Bunun hiçbir sakıncası yok. Gayet iyi bir şey. Çok yüksek sesli müzikli oyuncakların 6-12 ay bebekler üzerinde olumsuz etkisi var mı? Yüksek sesin bebekler üzerinde aslında çok olumsuz bir etkisi yok. Çünkü daha evvelden de dediğim gibi yüksek sese alışkınlar. Ve aslında o yüzden hani bir uyarıcı olduğu için gayet normal onlar için yüksek sesler. Soruların genellikle aynı olduğunu görüyorum.
Size genel olarak size tavsiyem kendinize ve çocuğunuza müzikle ilgili bir zaman ayırmanız ve bu zamanı verimli bir şekilde kullanmanız. Bu inne hani müzik çalmanız ya da sizin müzisyen olmanız müzik kulağınızın olmasını gerektirmiyor. Gerçekten özellikle çocuğun okul öncesi eğitiminde çok önemli ve hayat boyu bitmeyecek bir durum. Yani bu hani 5 yaşında enstrüman çalmaya başlasın, daha sonra da hani enstrüman çalmaya devam etsinle bitmiyor. Önemli olan çocukları konserlere götürmek, enstrümanları canlı görmelerini sağlamak, seslerin nasıl çıktığını. Ya çünkü bu işin içinde matematik var, fizik var, duygular var. Yani hem sanatsal bir şeyden bahsediyoruz hem de bilimsel bir durumdan bahsediyoruz sonuçta. O yüzden önemli olan sadece enstrüman çalmak değil, müziği sevdirmek diyorum. Tekrar sorulara bakıyorum. Erken müzik eğitiminde birçok yöntem olduğundan bahsetmiştim. Birçok işte Japonların, Almanların, Amerikalıların kullandığı birçok yöntem var. Bu yöntemlerde bazıları yazılı notalar öğretmeyi seçiyorlar, bazıları seçmiyorlar. O yüzden özellikle çocuğunuza müzik dersi aldırırken böyle şeylere çok takılmamanızı öneriyorum. İşte hocanın nota öğretip öğretmediğini, yine yazılı bir müzik çalmanın ya da hani derste soru anahtarlarının uçtuğu bir ortam olmasının gerekmediğini savunanlardanım ben. Müzik de en önemli şey iyi bir dinleyici olmaktır. İyi dinleyen insan, iyi duyan insan zaten duyduğu şeyi çalabilir. Bunun için yetenek de çok öyle majör bir durum değildir. Önemli, o yüzden önemli olan müziği sevdirmektir. Müziği seven insan zaten bir enstrümanı eline aldığında kendi kapasitesine, kendi çalışma disiplinine, kendi isteğine göre büyük veya küçük olsun çalacaktır. Bir yaştan itibaren evet bu disiplini sağlamak kolaydır ama bir yaş öncesinde bu disiplini sağlamaya çalışmaktan öte bu sevgiyi vermek önemlidir diyorum. Ve tekrar sorularımıza dönüyorum. İlgisi olduğunu düşündüğünüz müzik aletini tanıdıktan sonra sevmezse zorlamak yerine vazgeçmemiz doğru bir yol mudur? Evet, zorlamak kesinlikle doğru bir yol değil. Ama vazgeçmek de çok doğru bir yol değil. Bunun ikisinin ortasını bulmalıyız. Özellikle çocuklar, küçük çocuklar, 2-3 yaşındaki çocuklar her gördükleri enstrümanı, mesela benim buluşmalarımda yaşadığım şeyler, onlar bir gün trombon anlatsam trombon çalmak istiyorlar. İkinci gün bateriyi göstersem bateri çalmak istiyorlar. Yani bu yaşlarda tabii ki de yani böyle heveslenmeler normal. Ama şöyle diyeyim size, yani 5 yaşında mesela çocuğunuzu piyanoya başlattınız, sevmedi. Bu demek değil ki bir şey çalmayacak, bir enstrümana ilgisi yok vesaire. Hani onu sevmemiş olabilir, başka şey çalmak istiyor olabilir. Zorlamak yerine yine de teşvik ederek bırakmamasını sağlamak. Yani çünkü bir de şöyle bir durum var. Bıraktığı zaman hayattaki her hobisini bırakma durumu gibi bir şeyle de karşılaşabiliriz. Ya da her hobi de değil, demeyeyim. Sıkıldığı veya beğenmediği her şeyden anında vazgeçme. Yani o süreyi biraz uzatarak, hani deneme süresini biraz uzatarak oradaki durumu kontrol altına alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama zorlamak kesinlikle doğru değil. Teşvik etmek, yine de istemiyorsa da teşvik etmek.
Yine aynı tür bir soru gelmiş. 5 yaşında neler öğrenebilir enstrüman olarak? Daha evvelden dediğim gibi evet piyanoya başlayabilir 5 yaşında. Kemana da başlayabilir. Benim mesela kullandığım enstrümanlardan biri ukulele. Küçük bir gitar bu. Çok basit bir gitar. Çalması aslında o kadar basit olmasa da çocukların ergonomik olarak yapısına sonuçta çok uygun. O yaşlarda aslında hani çocuğu ısıtmak için kullandığımız bir sürü enstrüman var. İşte bizim aslında ortaokul yıllarından hatırladığımız ve pek sevmediğimiz işte flütler, silafonlar ve hani bunların daha güzel seslileri, shakerlar, bagetler, bongolar, kongolar, özellikle vurmalı aletler, işte bizim darbukalarımız gibi aletleri kullanabiliriz. Ama işte hani 5 yaşında dediğim gibi etki tepki süresi daha çabuk olacak. Hani piyano evet. Piyano çok daha böyle uygun. Ya da hani dediğim gibi flüt olabilir, silafon olabilir, keman olabilir. Ama işte mesela kemanda şöyle bir durum var. Etki tepki süresi biraz daha fazladır. Kemandan o sesi çıkarmak için uğraşacağı zamanda biraz çocuk şey olabilir, sıkılabilir ama o da teşvik edilir. Sonuçta her şey aslında doğru pedagojik yöntemle çözülür diyorum. Hemen tekrar bakıyorum sorulara. Kendi kendine şarkı uydurup söylemeye bayılıyor demiş biri. Ne kadar güzel. Çocuklarınızı böyle şeylerde teşvik etmenizi öneriyorum. Çünkü sonuçta yaratıcılığı çok destekleyen bir şey. Orada hani aslında dünyada ilk müzik yapma şekli olan doğaçlama yapıyor. Bir beste yapıyor yani kendi çapında. Kendi bir şey yaratıyor. Şimdi genel olarak çocuğun zekasına ne gibi yani etkilerde bulunur gibi sorular da var. Şimdi genel olarak baktığımız zaman konuyu kapamadan önce çocukların gelişime tabii ki çok faydalıdır. Yani inanılmaz bir faydası var ve çok yönlü bir faydası var. Mesela ilk olarak toplu olarak yapılan şeylerde sınıflarda düşünelim ya da buluşmalarda düşünelim sosyal becerilerini geliştirir. Mesela benim yaptığım birçok buluşmada daha önce herhangi bir anaokuluna gelmemiş, herhangi bir işte oyun grubuna gitmemiş vesaire çocukların ilk defa hani yaşıtlarıyla beraber buluşması ve bir aktivitede bulunması ve hani aktivite bir oyun grubundan farklı olarak beraberce bir yaratım ortaya çıkarmayı gerektiriyor. İşte beraberce bagetlere vuruyoruz, sayıyoruz, aynı anda giriyoruz, aynı anda duruyoruz vesaire gibi çeşitli hani hep beraber yapılan şeyler, sırayla yapılan şeyler. Özellikle çocukların çoğu ilk defa hani sırayla bir şeyi çalmayı, yani sırayla bir şeyi yapmayı genelde mesela benim buluşmalarımda öğrenenler çok oldu. İşte bu anaokulu öncesi gelenler. Bu da sonuçta sosyal bir beceri. Duygusal beceri kısmı da var. Duygusal beceri kısmı özellikle en önemlisi müzik dinlemek olduğu için müzik dinledikten sonra hissettikleri. Mesela şey yapabilirsiniz. Klasik müzik koyup gözlerinizi kapatıp çocuğunuzla beraber hangi renklere düşlediğinizi, şu anda ne düşlediğinizi hayal etmeyi ve ne hissettiğini sorabilirsiniz. Bu inanın gerçekten yaratıcı zekaya çok fazla katkısı olan bir şey. Fiziksel becerilerini zaten çok bariz bir şekilde geliştiriyor. İşte bagetleri tutmak, işte silafonu çalmak, işte shakerları doğru hareket ettirmek, işte bongolara doğru vurmak, işte ukulele çalmak vesaire gibi hani birçok hareketin, birçok motor becerisinin geliştiği, hatta çok hani çok fazla geliştiği bir şey. Zaten enstrüman çalmanın da neredeyse %50'si hareket becerisi. Dediğim gibi işte sayma, matematiksel beceriler, işte bölme, işte kafada müziğin nerede duracağını anlama, müziğin nerede başlayacağını anlama gibi
hareketleri kavrama. Ondan sonra önemli olan bir de aktiviteyi takip etme. Hani nerede başladık, nerede durduk, şu anda ne yapıyoruz vesaire gibi sosyal beciriler ve hani bilişsel beceriler. Deminden de bahsettiğim meditasyon çalışmasında işte gözlerinizi kapatın vesaire dedim. Duygusal olarak kendini ifade etmek. İşte mesela bazen soruyorum, sizce bu işte üzgün bir müzik miydi, mutlu bir müzik miydi? Ya da ne hissettiniz, hareketli miydi, durgun muydu vesaire. Ondan sonra dediğim gibi çeşitli dillerde müzikler dinleterek dil becerilerini geliştirebilirsiniz. Çeşitli dillerle tanışmasını sağlayabilirsiniz. Her dilin ayrı tınısı olduğu için farklı şeyler alacaktır. Farklı kültürlerle tanışıp farklı kavramalara girecektir. Dediğim gibi son olarak anne karnından itibaren müzik çok önemli. Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren müzik dinlemeye daha çok önem verin. Hatta bunun için yapılmış bir sürü application var. Bu application'ların yanında zeka gelişimin %100 etkilediğini iddia eden çeşitli araştırmalarla yapılmış application'larda da var. Application'lar da var dinlenilen özel müziklerle. Çünkü biz 8 aya kadar ne dinliyorsak beynimiz ona alışıyor. Ve alıştıktan sonra da aslında şu anda dinlediğimizde mesela bize çok garip gelen bir müzik eğer 8 ay içinde dinlemişsek o zaman garip gelmiyor. Yani aslında biz beynimizi şekillendirdiğimiz o noktada beynimizi her şeye daha açık hale müzikle getirebiliriz demek istiyorum. Demek istediklerim bu kadar. Başka sorunuz var mı diye bakıyorum. Hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için yaptığınız çalışmalar var mı? Hayır, bunun için özel bir çalışma yapmıyorum. Ama hiperaktif çocuklar da derslerime geliyor. Evet. Müzik zaten hareket içeren bir aktivite. O yüzden çok ya ilk başta hani oturmada falan çeşitli sorunlar yaşasak da zaman içinde hareketli bir aktivite olduğu için sonuçta çalıyor, ediyor vesaire uyum sağlıyorlar. Nerede eğitim veriyorsunuz? Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisiyim, onu söylemiştim ve çeşitli atölyelerde eğitimlerime devam ediyorum. 2, 3, 4 yaşla eğitimlerim devam ediyor. Söylemek istediklerim genel olarak bu kadar. Hepinize aslında en önemli tekrar yani tekrar en önemli belirttiğim şey evde bol bol iyi müzik dinlemeniz. Küçük de olsa kendinize bir hoparlör edinmeniz. Keşke daha büyük sistemleriniz varsa da ne kadar güzel. Müziğin önemli bir şey olduğunu ve hayat boyu bizimle beraber olduğunu çocuğunuzu anlatmanız ve imkanınız dahilinde çocuklarınızı müzikle ilgili aktivitelere götürmenizi öneriyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum soruları için. İyi akşamlar.